Konak Belediye Başkanı Abdülbatır. Merhaba. Merhaba. Konak Belediye Başkanı Abdülbatır çalışmalarından, hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum. Yalnız bir dileğim var. Bu güzel yıl için, bu güzel yıl parkı içinde bir tuvalet var, umumi tuvalet. Onu en kısa zamanda modern bir tuvalete dönüştürmesi için çaba sarf etmesini istiyorum. İkinci, şimdi 31 Mart 2024 seçimlerinde tekrar aday olursa oyunuzu verir misiniz? Veririm. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konak Belediye Başkanı Abdülbatır'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz efendim. Nedir, var mı bir isteğiniz sizin oturduğunuz yerde yapılmayan, yapılmasını istediğiniz? Yapılmasını istediğimiz bu kaldırımları işgal edenler var. Onları kaldırsınlar. Bu kadar mı hocam? Bu kadar. Tekrar aday olursa oy verir misiniz? Veririm. Eyvallah, teşekkür ederim. Bir dakika abi, sırayla alayım. Gel abi böyle. Ben değilim. Abi o zaman sen değil mi abi? Ben değilim abi. Neden abi? Abi trafik ve şu su baskınları, otoparklar bizi bitirdi. Yapma hocam be. Koştur. Ne yapayım abi? Şiddetli yağan yağmurdan. Biz onunla şikayetçi değiliz. Su baskının Allah'ın felaketine değiliz. Eyvallah. Su hani hortumun, tsunami'nin o deniz taştı. Ona kimse bir şey yapamaz. Eyvallah. Ben 46 yıldır İzmir'deyim. Allah rızası için Karabağlar'da oturuyorum. O da Konak'taydı bir zamanlar. Aynı sorun bu Abdülbatır olayı değil. CHP'nin büyük olayı. İzmir'e hiçbir şey yok. Ne varsa sahil. Yani niye doğruları söyleyince kızıyorsunuz? Var mı hizmet babim? Bana bir tane şu altyapı trafik sorunu çözecek adam göster. Onu sizler bileceksiniz vatandaşlar. İşte ben anlatıyorum ama bunu 40 yıldır her gelen seçimde anlatıyoruz aynı. Ben daha bir tane milletvekili, bir tane belediye başkanının yüzünü görmedim böyle sokakta. Ancak sizler suya geliyorsunuz, biz anlatıyoruz. Beyefendiler şahsına değil, CHP'nin şahsına kinim var. Eyvallah. Peki hocam, siz hangi ilçede oturuyorsunuz? Karabağlar. Karabağlar. Güzelallı Konak'ta da hizmet ediyorum. Eyvallah. Konak'ta, Karabağlar'da mevcut belediye başkanları aday olursa vermem. Vermez. Vermem. Misin? Elim kırılsın verirse. 46 yıldır veriyorum abi. Eyvallah. Ahmet Sarışın'dan tutun, burada oturuyor. Gelin yüzleştirin. Biliyorum. Konak Belediye Başkanı. Eyvallah. Hangini söyleyeyim? Rahmetli Pirişna da biraz yüzümüz güldü. Allah ömrünü yetirmedi. Aynen. Doğru mu? Eyvallah. Bunu herkes söylüyor. DSP'ye geçti ikinci seçimde. Onu destekledik. Biz adam hastasıyız. Yani ama futbol takımı tutmuyoruz ki. Eyvallah. Ben taksi şoförüyüm, şimdi çıkacağım trafiği düşünüyorum ya. Ayıp değil mi bana? Benim evimi besliyorum bu işten. Aynen. Trafikte yürüyemiyorum. Evet, kaldırım yok, otopark yok. Bir gelişmemiz var mı çevrede? Allah'ını seversen şu doğaya bakın. Bakın abi. Yüzlerce insan aldılar, sokakları süpürecek. Nerede abi? Bakın şurayı çekin. Eyvallah. Ayıp değil mi? Eyvallah. Ancak siz de kendisi niye gelmiyor buraya? Bana, bana hizmet etmeye gelecek. Eyvallah. Yüzünü gören varsa kör olayım. Ancak gazeteye geliyor. Hocam, lambiye benziyor. Bir daha söyle baba, baştan. Yollarımız yoldan başka her şeye benziyor. 6 ayda alt takım gidiyor arabanın. Yapma be hocam. Seçim zamanı geldi. Maalesef. Yol yapıyor. Seçim zamanı geldiği zaman asfalt yapılıyor. Aynı yeri kırıp yapıyor. İzmir'de altyapı çok zayıf. Altyapı diye bir şey yok. İzmir bir nasıl? Köy gibi kaldı. Büyük şehir ama köy gibi kaldı. İzmir'de şehircilik planlaması doğru, yok. Doğru. Eyvallah. Peki yeniden aday olursa Konak Belediye Başkanı oy verir misiniz? Vermeyeceğiz bu sefer. Bu sefer yok abi, CHP'ye oy yok. Bu sefer CHP'ye oy yok. Eyvallah. Teşekkür ederim. Konak Belediye Başkanı Abdülbatır'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Hayır abi? Değilim. Neden efendim? Yani yağmur yağdığında güzel yalının durumu ortada. Bütün dükkanlar su içinde kalıyor. Esnaf mağdur oluyor. Geçenlerde Kıbrıs şehitlerinde yağmur yağdığında benim deniz oğlum... Taşlı, biliyorsun. Evet, aynen öyle oldu. Doldurula doldurula. Benim oğlum 3 gün dershaneye gidemedi. Ya. O yüzden altyapı maalesef. İzmir şanssızız. Hep beraber aynı gemide batıyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar Abdülbatır Konak Belediye Başkanı adayı olursa oy verir misiniz? Benim için sağ ya da sol, CHP ya da AKP olayı değil bu olay. Çalışan insana oy vermek istiyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Memnunum. Şu da olsaydı keşke dediğiniz bir şeyler var mı? Şu an için yok. Sadece yolların çok fazla problemli olduğu söz konusu. Eyvallah. Kaldırımlarda özellikle. Bu konuya biraz daha özen gösterirlerse çok daha iyi olur. Eyvallah. Tekrar alıyor olursa oy verir misiniz? Evet. Teşekkür ediyorum. Nerede zaten
çok tıkanan bir yer olduğu için biz aslında buna karşıyız. Hani bize sorulmadı tabii ama. Bu kadar kaldırım yeter diyorsun. Yeterli yani 5-6 metre kaldırım yeterli. Çünkü burada arabalar mecburen durmak zorunda kalıyor esnafa girmek için mesela. Evet. Burayı daha çok daraltırsak trafik zaten sıkıştığı için daha çok sıkışacağını düşünüyoruz. Abi esnaf olarak imza toplayın. Ama bunun işte Konak Belediyesi mi, Büyükşehir Belediyesi mi bu uygulamayı yapıyor onun daha şeyini öğrenemedik projesini. He. Onu bilirsek ona yani göre tabii. Konak Belediyesi mi yapacak bu işi, Büyükşehir mi yapacak? İşte bize Konak dediler ama belki de Büyükşehir'indir hani çalışmayı bilmediğimiz için. Yok Büyükşehir zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum, ben de Konak diye düşündüm. Yani mesela ben bu uygulamaya karşıyım esnaf evet. olarak yani çünkü mantıksız olacak. Abi birlik olun, ben de gelir haberinizi yaparım sizin. Biraz zor olur herkesi şimdi toplamak bu işe ya. Bugün değil abi, uygun bir zamanda yani bir şekilde tepki gösteriyorsunuz bu uygulamaya, memnun olmayacaksınız. Yani yapıldıktan sonra muhtemelen şey olacak zaten. Korbesi perişan etti, hiç kimse orada esnaf olarak memnun değil, istihali çok daha iyiydi. Aynen, doğru. Yani hizmete yönelik olsun, ranta yönelik olmasın diyorsunuz. Yani. Ben de öyle diyorum yani. Vatandaş olarak. Aynen öyle. Ben de bu semtte oturuyorum. Yani. Yani bunu bak, şunu mavi şeyi görüyorsanız, oraya kadar çıkaracaklar o kaldırımı. Yok. Anlatabildim mi? Hani bayağı bir burayı sıkıntıya sokacak. Zaten biz burada daha önce de bir sıkıntı yaşadık. Tek yön olmuştu burası hatırlarsanız. Ya, biliyorum. İki ay kadar onun problemini yaşadık yani. Esnafı çok etkiliyor. Zaten işler kötü hani zayıf ekonomik anlamda. Evet. Yani bizi daha fazla destekleyecek şeyler bekliyorum ben açıkçası. Ben ondan memnunum. TÜDO olsaydı keşke yapılması gereken... Yani biraz sivri, sivrisineğimiz var. Evet. İlaçlama yapılsaydı daha çok mutlu olurduk. Ya. Tekrar aday olursa oy verir misiniz? Ona veririm. Teşekkür ediyorum. Yani... Bilemiyorum. Siz memnun musunuz? Ben burada oturmuyorum. Biraz yukarıda oturuyorum. Hızlı sağda oturuyorum. Evet. Siz söyleyin bu semtte oturan, bu mahallede oturan bir vatandaş olarak siz söyleyeceksiniz bunu. Ben söylemeyeceğim. Ben soruyorum zaten yani. Evet. Ben çok fazla yorum da yapamam aslında. Evet. Sizler yorum yapacaksınız ki duysunlar. Nedir istekleriniz? Evet. Keşke yapılsaydı dediğiniz. Evet evet. Ya her şeyden en önemlisi şu kaldırımlar bile. Adım attığımız zaman üzerimizde fışkıran sular var. Çok da zor bir şey değil. Taşlar, kaldırımlar çok kötü. O sorun yıllardır var ya. Var evet. Ben geçenlerde yaptım. Parkın karşısında taşlar gevşemiş, çukur. Kaç tane kadın düştü, ayağını evet, koptu, evet. Dizi yaralandı. Sivrisinek sorunumuz hiç bitmiyor mesela. Evet, sinek sorunumuz var. Ağaçlarımız kesinlikle budanmıyor. Yıllarca ağaç kendi kendine dalları kırılıp düşüp gidiyor. Ya evet, bir bakımsızlık söz konusu ama neden bu söz konusu onu bilmiyorum tabii yani. Ki. Çok isterdik oy verdiğimiz kişilerin bunları tekrar, güzel yapmaları. Tekrar aday olursa Konak Belediye Başkanlığı'na evet. Oyunuzu verir misiniz? Bilemiyorum, düşünürüm. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Ben vallahi tanımıyorum. Eyvallah. Seçim sürecinden bu yana maalesef değilim. Neden abi? Yani geldiği süreçten bu yana bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda yapmış olduğu yeni bir projede göremiyorum maalesef. En basit şu kaldırımlara baktığımız zaman kaldırımda yürüyecek bir durum söz konusu. Çünkü burası güzeldi. İzmir'in en güzel semti. Kaldırımlar son derece düzensiz ve bakımsız. Onur olmuyor. Bu da bu konuyla ilgili çok defa şikayet oldu buradaki esnaf arkadaşlarımızdan, abilerimizden. Oluyor evet oluyor. Ben çok gördüm mesela yaşlı olan ablalarımızı, teyzelerimizi, büyüklerimizi kaldırımların düzensiz, bakımsız olmasından dolayı, kaymasından dolayı maalesef bir türlü bu aşılamadı. Bunun dışında otobüs seferleri çok yolunda gitmiyor, çok geç geliyor. Tabi Büyükşehir Belediyesi belki ilgilendiriyor ama evet. Genel olarak baktığınız zaman şu anki yönetimde yıllarca yönetim yapan bu süreçte maalesef ki istenilen verim alınamadığı düşünüyorum. Tekrar aday olursa oy verir misin? Yani ben vermeyi düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Eyvallah, tamam, teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. İyi günler. Yani çok bir hizmetini göremedik ama yani kötü değil. Konak Belediyesi'ne tekrar aday olacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne adaymış. Evet, öyle oldu. Öyle öğrendik. Genel olarak memnunuz ya, bir sorun yok. İyi eyvallah. Hizmetleri olmuştur da, ben keşke mahallede oturuyorum. Keşke şunlar da yapsaydı, şunlar da yapılsaydı, şu yapılmadı, bak bu kadar buraya hizmet gidiyor ya da gitmiyor dediğin bir şeyler var mı abi senin? Yok yani ben genel olarak memnunum. Güzel hizmetler olmuştur. Bu mahallede ben pek görmedim ama İzmirliler
Abi bu ne biçim sevinçli bir cevap ya. Evet, İzmirliler takdiri onların yani. Bakalım. Eyvallah. Peki tekrar aday olursa Konak Belediye Başkanlığı'na oyunu verir misin? Tekrar Konak Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağını biliyorum. O yüzden gelene peki, bakacağız. Büyükşehir aday olursa verir misin? Büyükşehir aday olursa veririz. Yani bir önceki dönem aday adayıydı, seçilmedi. Bu dönem yine aday. Eyvallah. Bakalım aday gösterirlerse veririz oyumuzu. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Memnun değilim. Neden abisi? Hiçbir şey düzgün değil. Yollar bozuk. Kaldırımlar? Leş. Hiç beğenmiyorum. Ya. Siz ne diyorsunuz? Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Yağmur peki, yağdığında ya, özel. Keşke şu da yapılsaydı. Bak yapılmadı. Bu kadar şunlar yapıldı ama bunlar yapılmadı dediğin var mı bir şey? Altyapı. Özellikle sahil evleri için altyapı yapılması bence çok iyi olur. Çok yağmur olduğu zaman direkt lağımlar taşıyor. Her yer müsilaj oluyor. Benim diyeceklerim bu kadar. Eyvallah. Tekrar aday olursa oy verir misiniz? Yani takip etmiyorum ama vermem büyük ihtimalle. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'den zaten Abdülbatur. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı oldu. Tekrar Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı kabul edilirse Büyükşehir Belediye Başkanı olacak diye aday olsun bu zaman gene oyunu verir misin abisi? Ya ben onu çok takip etmiyorum ama ben vermem ya. Ya CHP'ye oy veririm ama ona vermem. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz? Ben de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Memnunum. Dön abla bana. Yüzünü bile görmedik adamın biz. Ne bizimle ilgilendi, ne yollarla, ne belediye esnafla, hiç kimseyle. Keşke yani şu da yapılsaydı, yapılmıyor. Ya şurası su patlıyor, 100 kere aradık. Belediyeyi de aradık. Melisa abla. Şu çiçeğin olduğu yer, 100 kere patladı. Hala bak yapılmadı asfaltı bile. 100 kere belediyeyi aradım, Konak Belediyesi'ni de aradım, her yeri aradım. İlgilenen yok. Sonra yapmaya geliyorlar buraya, küçücük bir yere yapmaya 10 kişi birden geliyor eleman. 8'i oturuyor, 2'si çalışıyor. Boşu boşuna para veriliyor insanlara, bizim cebimizden çıkıyor paralarda.